Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu seferki mobilya serisinde ayakkabılık yapacağız, sürgülü kapılı. Yine aynı şekilde kesimden çıktı ama bu sefer cumba yaptırmadım. Çünkü kendim yapacağım cumbayı. Şimdi yüklemeye başlıyorum bunlar da kapakları. Polaya iki tabaka malzemeyi sığdıracağız. İnşallah sığar. Er Yıldız'dan da malzemeleri alacağız, kırdavatları. Doğru atölyeye. Umarım zevk alırsınız. Arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Mobilyacılık bir meslek. Sadece böyle kestirmeyle, cumbayı burada yaptırmayla bu olmuyor. Montajı ve ölçüsü, ölçülerini teker teker çıkarmak ayrıca bir iş. Yani sadece 50'lik vidayla iki suntayı birleştirmekle olmuyor. Malum zaten görüyorsunuzdur. Alsan, yani parçaları kesilmiş bile alsanız şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Yataradır, ondan sonra cumba makinesinadır. Çünkü bazı parçalar istediğiniz gibi olmuyor. Git gel oluyor. Kanal açmak zorunda kalıyorsunuz. Kısaltıyorsunuz, ölçüler değişiyor vesaire vesaire. Bunları arkadaşların merakı gitsin diye yayınlıyorum ben. Yani dediğim gibi bu işten para kazanan arkadaşlar da var. Ki mobilyacılık bir sektör, yani arkadaşlar değil, bir sektör var. Bunların hani mesleklerini böyle yapılsın diye değil de ben merak gitsin diye yayınlıyorum. Ben zaten kendim marangozum. Yani bunu da böyle arada söylemiş olayım dedim. Atölyede görüşürüz. Arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi hani bu işin zorluklarını görmek de lazım. Mesela unutkanlıktan kaynaklanan zorluklar. Normalde yapacağım şey şu şekildeydi. Şurada 4 tane kapak vardı. Şurası şöyle üçgen. Şura merdivene geliyor diye iptal ettik. Tabii hayır oldu bu iptal etmemiz. Baktım ki şu dikmeyle şu dikmeyi unutmuşum. Daha doğrusu bunun komple dikmelerini unutmuşum yani. Biraz aceleyle vermiştim çünkü. Şurayı iptal edince şu kısım kaldı sadece. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Şu ortadaki direği şunun yerine kullanacağım. Buna ek yapıp bunun yerine şu ortaya da bir tane parçam var 25'lik. Ona da bir ek yapıp şuna da başka bir parça kullanacağım. Bu şekilde olayı çözeceğiz. Şu ana kadar izlediğiniz bölümü ben bilerek atıyorum ki hani birleştirme nasıl olur, büyük parçalarda görün diye. Bilginiz olsun diye bunu videonun arasına ekliyorum. Devam edelim.